Evet dayı, şimdi üslü sayılar konusunu birlikte inceleyelim. Şimdi dayı, bir sayının sıfırıncı kuvveti daima birdir. Lakin a sıfırdan farklı olmak şartıyla. Çünkü sıfır üzeri sıfır belirsizdir. İleride mat 2'de bu konuyu göreceğiz. O zaman 5 üzeri sıfır birdir. 2 bölü 3 üzeri sıfır birdir. Kök 3 üzeri 0 1'dir. Kısacası ağaç üzeri 0 1'dir. Yani 0 hariç her şeyin 0. kuvveti 1'dir. 1'dir. Daima bunu söyleyebiliriz. Yine bir sayının 1. kuvveti kendisidir. 5 üzeri 1 5, kök 3 üzeri 1 kök 3, ağaç üzeri 1 ağaç. Eksi 2'nin karesi. Şimdi bu burada verilenler çok önemli. Eksi 2'nin karesi derken de parantez karesi var. Eksinin karesi artı yapar. Dolayısıyla bu 4'tür. Ama burada bizi kandırmaya çalışmışlar. Hem parantez koymuşlar hem kare koymuşlar ama kare parantezin dışında değil. Yani bu 2'nin karesi 4, önünde de eksi var, eksi 4. Aman ha, bununla bunu karıştırmamak gerekir. Eksi 2'nin küpü, zaten eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar. Eksinin tekinci kuvveti eksi olduğundan dolayı. Eksi 2'nin karesi. Burada da 2'nin karesi 4 yapar. Önünde eksi var. Eksi 4 yapmış olur. Şununla aynı yani. Aynen öyle. Orada fazlalıktan bir parantez var. Eksi 2'nin küpü parantezli. Zaten tek olduğu zaman eksi oluyordu. Eksi 8. Eksi 2'nin küpü yine eksi 8. 2 üzeri eksi 1. Yukarıdaki eksi adama taklaştırır. O zaman bu hemen döndü. 1 bölü 2. 2 bölü 3 üzeri eksi 2. Bu da yine taklasın açsın dayı. 3 bölü 2 üzeri 2'den 9 bölü 4. 9 bölü 4 yapar. O zaman toparlarsak eksinin parantezin dışında çift olursa sonuç daima artıdır. Eksinin parantezin dışında tek olursa da sonuç daima eksidir. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Son kurallarımıza gelelim. Dayı n tane a'nın çarpımı, düşünsene 2 tane a'yı çarpsam üzerinde 1 var, üzerinde 1 var. Çarpımlarından ne yapar? A üzeri 2. A üzeri 2. O zaman n tane a'nın çarpımı da a üzeri n yapar. Örneğimizi incelersek 5 çarpı 5 çarpı 5 nokta nokta 40 tane. Bu 5 üzeri 40 yapar. N tane a'nın toplamı ise şöyle hemen düşünelim. 5 artı 5 artı 5. 3 tane 5'in toplamı. 3 kere 5 der. Değil mi? O zaman buraya da n çarpı a ya da a çarpı n diyebiliriz. Aynen buradaki gibi 5 artı 5, 40 tane 5'in toplamı 5 çarpı 40'a eşit olur. Şimdi en önemli özelliğimize geliyoruz. A üzeri x çarpı a üzeri y eşittir a üzeri x artı y. Yani kardeş dersek bu a'lara, kardeşler çarpım durumunda üstleri toplanır. Bunu böyle bilmek marifet değil. Asıl marifet tersten bilmek. Yani a üzeri x artı y'yi gördüğümüzde tersten düşünüp onu a üzeri x çarpı a üzeri y yazabilmektir. Hayır, hayır. Mesela 2 üzeri 10 çarpı 2'nin küpüne herkes 2 üzeri 13 der. Asıl marifet 2 üzeri 10 artı x'i gördüğümüzde 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri x diyebilmektir. Yani burada toplama var diye gelip buraya toplama atmak saf dilliktir. Buraya çarpmayı koymamız gerekir. Yine diğer özelliğimiz a üzeri x çarpı b üzeri x. Bu üst katta bulunan x'ler birbirinin aynısı olduğundan bunları dede gibi düşünürsek dedeleri diyor ki bunlara kardeşlerim, torunlarım, gelin siz aynı çatı altında birleşin. Dedenizin evinde birleşin. Yani a üzeri x çarpı b üzeri x eşittir a çarpı b'nin x'inci kuvveti. Bunu böyle bilmek marifet değil. Asıl marifet bunu tersten bilmektir. Yani bu verildiğinde de kavga edip bunlar ayrılırlar. Ayrılınca dedeleri mi değişir? Hayır. A üzeri x, b üzeri x şeklinde yazılır. Yani 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 ifadesini 6 üzeri 10 deriz. Asıl marifet 6 üzeri 10 ifadesini gördüğümüzde onun 2 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 şeklinde yazılabilmesidir. Devam ediyorum. A üzeri x'in yeninci kuvveti dayı. Burada cazibeye dayanamaz, çarpılırlar. Yani x ile y'yi hemen çarpabiliriz. Cazibeye dayanamaz, çarpılırlar. Yani 2'nin karesinin küpü 2 üzeri 6 yapar. Çünkü 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6 yapar. 25'in 4'ü ne yapar dayı? 5 üzeri 8 yapar dayı. Çok iyi, çünkü 25 5'in karesidir. 2 ile de 4'ü çarptık. 5 üzeri 8 yaptı. Diğer özelliğimize bakalım. A üzeri x bölü a üzeri y. Bölme var burada. Bölmede de kardeşlerin üstleri çıkarılır. Tabi a sıfırdan farklı olacak çünkü tanımsız olur.
Asıl marifet bu değil. Asıl marifet bunu gördüğümüzde tersten düşünüp burayı söyleyebilmektir. Yani 2 üzeri 10 bölü 2'nin küpüne herkes 2 üzeri 7 der. Asıl marifet 2 üzeri 7 eksi x'i gördüğünde 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri x diyebilmektir. Yani çıkarma var diye çıkarma yok. Çıkarmanın tersi bölmedir. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Yine diğer özelliğe bakarsak, a üzeri x bölü b üzeri x, dedeler aynı değil mi dayı? Evet. Dede bunları aynı çatı altında birleştirdi. Yine bunu böyle bilmek marifet değil, asıl marifet tersten. 2'nin 4'ü bölü 3'ün 4'ünü 2 bölü 3'ün 4. kuvveti diye algılayabiliriz. Asıl marifet, 7 bölü 5'in x'i sorulduğunda bunu 7 üzeri x bölü 5 üzeri x şeklinde algılamaktır. Ve testlerde karşımıza çıkan bir soru tipi. A üzeri x eşittir 1. Dayı, sence hangi durumlar olabilir? İlk akla ne gelir? Bence A bir sayı, onun sıfırıncı kuvveti, yani x'in sıfır olduğu durumlarda. A sıfırdan farklı bir sayıysa, evet. Ve x de sıfırsa kuvveti 1 olur. Yani bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir diyorsun, doğru. Evet. A'ya 1 deyip de üstü reel olmak şartıyla 1'in bütün kuvveti de 1 değil mi? Evet. Ve A'ya eksi 1 deyip de üstüne çift dersek eksi 1'in çiftinci evet. kuvveti de artı 1 mi? Birkaç durum var ya. 3 tane durum var. O zaman teker teker inceleyelim. 1. A 1 olacak. Üstü reel olacak. 2. A dediğimiz adam eksi 1 ama üstü çift olacak. 3. Üst taraf 0. Ama alt taraf sıfır olmayacak. Yani bir şeyin sıfırıncı kuvveti bir olduğundan dolayı senin dediğin x sıfır olacak ama a sıfırdan farklı olmak şartıyla. Yine şöyle bir özelliğimiz var dayı. A üzeri x 1, b üzeri y 1'e eşit. A üzeri x 2, b üzeri y 2'ye eşit. Burada böyle bir eşitlikle karşılaşırsak, tabii a ile b aralarında asal olmak şartıyla, bunun üstünün bunun üstüne oranı y1'in y2 oranına eşittir. Benzerlikte de üçgen benzerliğine de benzetebiliriz. x1 bölü x2, y1 bölü y2'ye eşittir diyeceğiz. Bununla da ilgili örnek vereceğiz. Sonra da denklemler var. A üzeri x eşittir b üzeri x ise. Adamların üstleri eşit. Denklemler birbirlerine eşit, eşitlikler. Ne durum olabilir mesela burada? Yani bence burada ikisinin de üstü sıfır olup a ve b sıfırdan farklı bir sayı olabilir. Yani olabilir. Olabilir. Şimdi sen burada çok istisnai bir durumdan bahsettin dayı. Evet. Ayrıntıyı sararız dayı. Evet. Şimdi şöyle düşünsene dayı. İlk etapta şu denilmez mi? A, B'ye eşittir. Ya bu da eşittir. Tabii değil mi? Zaten aşikar. Bunu söyleyelim. İlk A, B'ye eşittir. Evet. Tabii mesela üst tek olduğunda A, B'ye eşittir. Evet. Ama üst çiftse... Artı eksi olur. Tabii. A, B'ye eşit ya da A, eksi B'ye eşittir. İki tane durum söz konusu. Eğer X tek ise A, B'ye eşittir. Eğer X çift ise A artı eksi B'ye eşittir. Ve şöyle bir eşitlikten bahsedersek. A üzeri X eşittir A üzeri Y. Bu sefer altlar eşit. Üstlerin eşitliği. Yani rahatlıkla şunu diyebilir miyim? X, Y'ye eşittir diyebilirim. Lakin istisnai durumları var dayı bunun. Mesela biri bana gelip de şunu söylese, 1 üzeri 10 1'dir, 1 üzeri 100 1'dir, o zaman 10 100'e eşit midir? Değildir. O bana bunu demesin diye, aynı şekilde eksi 1 için ve 0 için bu denklemlerde bu eşitlik sağlanmaz. 1, eksi 1 ve 0 hariç daima altlar eşitse üstler eşittir bilgisini kullanacağız. Örneğimize bakalım şimdi. Bütün kurallar bunlardı. Şimdi biz bunların üzerine sorular çözeceğiz. Eksi 2'nin, eksi 3. kuvvetinin, eksi 1. kuvvetinin 4'ü. Dayı, dikkatimi çeken şey parantezin dışında çift var değil mi? Evet. Sonuçta bunun sonucu kesinlikle pozitiftir. Sonra da benim bildiğim bir şey var. Cazibeye dayanamaz çarpılırlar. Ya. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. 3, 3 kere 4, 12. O zaman cevap 2 üzeri 12'dir deriz. En dıştaki parantez üzerinde bulunan sayı çift olduğundan sonuç artıdır. Cevabımız da 2 üzeri 12 olur. 2 üzeri 100 sayısının yarısı kaçtır? Bana ta ortaokulda sormuşlardı. Herkes de 2 üzeri 50 der. Evet, evet. Hemen. Aynen öyle. Halbuki öyle değil. 2 üzeri 100'ün yarısı 2 üzeri 100 bölü 2 üzeri 1. O da çıkarma yapılırdı bölme durumunda. 2 üzeri 99 cevabımız olur. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi buraya baktığında 4 tane aynı ifade var ve arada toplama var. Ben orayı nasıl yazarım? Ben orayı 4 çarpı 4 üzeri 33 şeklinde yazarım. Aynen öyle. 4 çarpı 4 üzeri 33.
Bu 16 üzeri 16'yı da 16'yı 4'ün karesi biçiminde yazabilirim değil mi? Evet. Sonra burada çarpım durumunda olduğu için üstler toplanır 4 üzeri 34 olur. Alt tarafta 2 çarpı 16'dan 4 üzeri 32. Evet. Bölme yaparım hemen ben de burada. Bu bölmede de çıkartma yapılıyordu. 4 üzeri 2 o da cevabımız 16, 16 olur. Olur. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi hepsinde hissettiğimiz bir şey var. Hepsi 2'nin kuvveti. 2'nin kuvveti. O zaman ben gelirim 2 üzeri 14'ü yazdım. Bu 4 2'nin karesi üzerinde 10 var. Bu 8 2'nin küpü üzerinde 6 var. Bu 16 2'nin 4'ü üzerinde 3 var. 2 üzeri 14'ü koydum. Cazibeye dayanamadı, çarpıldı 2 üzeri 20. Burası da 2 üzeri 18. Burası da 2 üzeri 12. Çarpım durumunda kardeşlerin üstleri toplanır. 2 üzeri 52, alt tarafta 2 üzeri 12. Bölüm durumunda da çıkarma yapılır, 2 üzeri 40 bulunur. Yani biraz önceki öğrendiğimiz özellikleri teker teker uyguluyoruz şu anda. İşleminin sonucu kaçtır? Yine hepsinde ne hissediyorsun dayı? 3'ü hissediyorum dayı. 81 3'ün neyidir? 4. 4'ü. 9'da 3'ün karesi. 27'de 3'ün küpü yani. 3. kuvveti. Yazalım o zaman. 81'in yerine 3'ün 4'ü yazdık. Tepesinde 3 bölü 4 var. 9'da 3'ün karesi yazdık. 27 yerine de 3'ün küpü yazdık. Şimdi dayı cazibeye dayanamaz çarpılacaklar. Bu da bayağı bir yukarıya çıkmış. Değil evet. mi? Kaçmak istiyor. Kaçmak ister gibi. Bunlarla 3 bölü 4'ü çarparsak 4'ler birbirini götürür. 3'ün küpü kalır değil mi? Şunlar evet. giderse 3'ün küpü. Burada 2'ler giderse yine 3'ün küpü. Burada 3'ler giderse 3'ün 4. kuvveti olur. Çarpım durumunda üstler toplanır. 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 4. Bölüm durumunda da çıkarma yapılır. 3'ün karesi cevabı 9 buluruz. 3 üzeri x eksi 1 5 ise 9 üzeri x eksi 1 nedir denilmiş. Demek ki bana diyor ki git buradan malzemeyi bul gel burada bana yap. 3 üzeri x eksi 1 çıkarmanın evveliyatı bölmedir. Yani ben bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 ya da 3 üzeri x bölü 3 direkt böyle yazabilirdim değil mi? Evet. İsteyen bunu önce böyle algılar sonra bu da 1 bölü 3 olduğu için böyle yapabilir. Evet. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 üzeri x'i 15 buldum. Olur. Kardeş sen bir kenarda dur dedim. Bilgi. 9 üzeri x eksi 1'e geldim. Sen de dedin 9 üzeri x bölü 9'sun. 9 üzeri x demek dayı bunun karesi mi demek? Evet 3 üzeri x'in karesidir. Bravo. O zaman ben 9 üzeri x'in yerine 15'in karesini yazabilirim. Evet. Hemen gördüğümüz gibi. Buraya geldim 15'i yazdım. 15'in karesi bölü 9'dan cevap 225 bölü 9 olur. O da bölünür 25. O da 25 bulunur. 2 üzeri x artı 1 10 olduğuna göre 4 üzeri x artı 3 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi yine burada da 2 üzeri x artı 1 eşittir 10 yadayı. Ben bunu evet. çarpım durumunda yazabilirim. Ayırabilirim. 2 yani. Üzeri x çarpı 2 eşittir 10. Sadeleştirmemi yaptım. 2 üzeri x eşittir 5 buldum. Buna geldim. 4 üzeri x artı 3 yine çarpım durumunda yazarım. 4 üzeri x çarpı 4'ün küpü. Bu 4 üzeri x bunun karesi. Evet. O zaman gelirim derim ki kardeş senin yerine 5'i yazacağım. O zaman buraya 5'i yazarsam 5'in karesi çarpı 4'ün küpü o da cevap 1600 olur. Yani artık arkadaşlarımız şunu hisseder. 4 üzeri x arkadaş bunun karesi işte. Ya. Direkt ben bunun yerine 5'i yazarsam 25. 25 çarpı 64'ten cevap da 1600 olur. Olduğuna göre x kaçtır? Yine bir şey hissediyor musun dayı? Evet dayı ikisi de 2'nin kuvveti. İkisi de 2'nin kuvveti. 8 hangi kuvveti? 3. kuvveti. 32? 5. kuvveti. Ama orada 2 üzeri eksi 5 diye yazsam daha iyi olur dayı. Aynen. O zaman ben geliyorum 8'e geliyorum diyorum ki kardeş diyorum sen 2'nin küpüsün. 3x eksi 1. 1 bölü 32 de 2 üzeri 5. Burada cazibeye dayanamayıp çarpılacak değil mi burası? Evet. 2 üzeri 9x eksi 3. Bu 2 üzeri 5 de senin dediğin gibi bir üst kata 2 üzeri eksi 5 olarak çıkar. Altlar eşitse üstler eşit olmak zorundadır. O zaman 9x eksi 3 eşittir eksi 5'ten 9x eşittir eksi 2 bunu buraya atarız. X eşittir eksi 2 bölü 9 buluruz. 2 üzeri n eşittir x, 3 üzeri n eşittir y olduğuna göre 72 üzeri n ifadesinin eşiti nedir? Dayı eskiden ben bunları asal çarpanlarına ayırırdım da uğraşırdım. Şimdi öyle yapmayacağız artık. N eşittir 1 olsa x 2, y de 3 olur değil mi? N yerine 1'i yazsam. N yerine 1'i yazdığımda da 72'yi bulmam lazım. Yani şıklara gideceğim, x yerine 2'yi, y yerine de 3'ü yazıp bana 72 vereni işaretleyeceğim. O zaman geliyorum. X küp y kare. C şıkkındaki
X yerine 2'yi koysam 8, Y yerine 3'ü koysam 9, 8 çarpı 9'dan 72'yi bulurum. Demek ki cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Olduğuna göre X kaçtır? Bunu da dayı senden alalım. Bakalım dayıcığım. Bakıyorum burada 2 bölü 5'in 2x eksi 4. kuvveti, 25 bölü 4'ün 3. kuvveti. Bunlar bana bir çağrışım yaptırıyor. Burası da aslında 5 bölü 2'nin karesidir. 5 bölü 2'nin 6. kuvvetini düşünebilirim ben bunu. Ama oradaki 2 bölü 5'ten aynı olması için ben bunu 2 bölü 5'in eksi 1. kuvveti diye yazarım. Eksi 1 mi eksi 2 mi? Eksi 2. kuvveti, yani evet. Ters çeviririm yukarıya doğru. Bir gelsin dayı. Evet, 2 bölü 5'in 2x eksi 4'ü. 5 bölü 2, 2, 3 var burada. Evet. 5 bölü 2'nin 6. kuvveti oldu. Daha sonra 2 bölü 5'in eksi 6. kuvveti. Evet. Sonra buranın da tabanlar eşit olduğuna göre üstlerde aynı olmak durumunda 2x eksi 4 eşittir eksi 6. Ben x eksi 1 bulunmuş. Bravo. Yani diyorsun ki biri birinin kuvveti zaten ama eksili kuvveti. Bir operasyon yapmamız gerekecek. Evet. Şimdi dayı buna baktığımız zaman işlemin sonucu kaçtır diyor. Ben hemen üst tarafı 2 üzeri 198 parantezine alabilirim. Değil mi? Evet. 2 üzeri 198 parantezine aldığımda burada bir tane 2 kalır. Evet. Artı bunu çektiğim zaman yerine 1 kalır. Burada da 2 üzeri 198 parantezine alırsam çektim 2 kalır, çektim 1 kalır. Şunlar birbirlerini götürürler. Yukarıda 3 kalır, aşağıda 1 kalır. 3 bölü 1'den cevap 3 olur. Öyleyse böyle sorular çok soruyor. Defalarca. Sayısı kaç basamaklıdır? Şimdi bu tip sorularda da 10 elde etmemiz lazım. 10 elde etmemizin nedeni 5 ve 2'ler değil mi? Evet. Çünkü biz mesela diyelim ki 10'un küpü dediğimiz zaman hemen bu sayının kaç basamaklı olduğunu söyleriz? 4. Çünkü 3 tane 0 var, başında da 1 var. 4 basamaklı. Evet. O zaman 5'liler ve 2'lileri bulmam lazım. Geliyorum diyorum ki 16 yavrum sen 2'nin 4. kuvvetisin. Üzerinde 14 var. 125 sen 5'in küpüsün. Üzerinde 17'n var. O zaman burası 2 üzeri 56 yaptı. Burası da 5 üzeri 51. Şimdi 51 56'dan daha küçük olduğundan bu 2 üzeri 56'yı 51'e benzetmem lazım. O da 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 51. Zaten dikkat edersen 5 ile 51'i topladığımda 56 yapıyor değil mi? Tersten düşünmek marifet çünkü. Ya. Sonra bunlara bakıyorum dayı. Çarpım durumunda dedeleri aynı. Dede dedi ki gelin aynı çatı altında sizi birleştireyim. 2 üzeri 5 çarpı bunlar aynı çatıya birleşirse 10 üzeri 51 olur. Burası zaten 32 idi. 10 üzeri 51. Şimdi bu ne demek? 51 tane 0 var. Bir de 32 var. Önünde de 32 var. E o zaman 51 tane 0, 32'de de 2 basamak var. O zaman cevabım 53. 33, şey 53 basamaklı olur. Aynen buradaki gibi. 51 tane 0, 52, 53. Dolayısıyla 53 basamaklıdır. Ha, bazı arkadaşlarım şunu düşünebilir. Hocam bunu sadece şunu sorsa, bu 52 basamaklıdır. 2 de burada 54. Halbuki öyle değil. Bu 52 basamaklı ama oradaki 1 ile 32 çarpıldığında 32 oluyor. Yani 1 yok oluyor orada. Evet. 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x artı 2 112 ise x kaçtır? Çok bariz 2 üzeri x parantezine beni al diyor. O zaman tersten düşüneceğim önce. 2 üzeri x'i koydum. Bu 2 üzeri x artı 1, 2 üzeri x çarpı 2. Bu da 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi. Hepsinde 2 üzeri x olduğu için 2 üzeri x parantezine hemen alıyorum. Çektim dayı geriye 1 kaldı. Çektim 2 kaldı, çektim 4 kaldı. Burayı hemen toparlıyorum. 4, 2 de 6, 1 daha 7. 2 üzeri x çarpı 7, 112. 112 ile de 7'yi sadeleştirdim. 2 üzeri x 16. Bu da 2'nin 4. kuvveti. X de buradan 4 olur. Bu soru şıklardan da gidilerek yapılabilir. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi x artı 2'nin 4. kuvveti 3'ün 4. kuvveti. Çok iyi. Ve biz demiştik ki üstler eşitse altlar eşittir. Lakin artı. Derece çiftse bir artılıya eşit, bir eksiliye eşit. O zaman iki tane durum söz konusu. X artı 2 ya 3'tür ya da eksi 3'tür. O zaman x buradan 1 çıkar, x de buradan eksi 5 çıkar. X'in alabileceği değerler toplamı ise topladığımızda cevabımız eksi 4 bulunur. 2 üzeri 4xy ifadesinin değeri nedir denilmiş ve bize şu bilgi verilmiş. Şimdi buna baktığımda 2 üzeri 3x 5, bu 25 5'in karesiydi değil mi? 5 üzeri 2y, bu da 2'nin 6.
Şimdi ikiler alt alta, beşler alt alta getirmek için uğraşmışız değil mi? Evet. Hatırlarsan böyle bir, evet böyle bir durum vardı. Eğer 2-5 aralarında asal ise bunun kafasının bunun kafasına oranı, bunun buna oranına eşitti. Hemen yapıyorum. 3x bölü 6 eşittir 1 bölü 2'ye. İçler dışlar yaptım. Buradan 6x'e eşittir 6'dan, x'e eşittir 1 bulunur. Bizden istediği şey de bu dayı. X çarpı Y madem 1'dir, o zaman 2 üzeri 4'ten cevap 16 bulunur. Yerine yazdık ve 16'yı bulduk. Sence burada ne yaparız dayı? Bence burada dayı bakıyorum 2 üzeri 60, 3 üzeri 45, 5 üzeri 30. Çok çeldirici şeyler, uzaktan yorum yapamayız. Bence üstlerle ilgili bir durum yapmalıyız dayı. Üstleri eşitlemeye çalışmalıyız. Yani eşit bir katını mı, obebini mi bulalım? Evet, obebini bulalım. Heh, 60, 45, 30'un obebini bulalım. Tamam, bir şey yapamayız. Bunların obebleri 15. Evet. O zaman ben bu sayıyı 15'e bölsem 4 yapar değil mi? Evet. 2 üzeri 4'ün 15'i. Bu da 16 üzeri 15 yapar. Evet. Üstüne. Bunun 15'e bölsem 3'ün küpü yapar. Üstünü 15'e bölsem. 3'ün küpü üzeri 15, bu da 27 üzeri 15. Bunu 15'e bölsem 5'in karesi yapar. Üzeri 15, 5 üzeri 5 üzeri 2, o da 25. Şimdi üstler aynı olduğu için 15'leri hiç görmemezlikten gelip 16, 27, 25 bunları sıralarım. O zaman en küçük A, sonra B, sonra C. A. A, C, B. A, C, B. Aynen bu şekilde. Hatta böyle biz gösterdik ispat için. Normal şartlar altında hemen 15'e bölüp işte bu 2 üzeri 4'ten 16. Bu 15'e bölüp 3. 3'ün küpü 27. 15'e böldük 2. 5'in karesi 25 deyip de rahatlıkla test usulü çözebiliriz. Olduğuna göre x eksi 2 üzeri x eksi 3 ifadesinin değeri kaçtır? Evet, bakalım. Şimdi burada 6 üzeri x eksi 2 yazıyor. Burada da 1 bölü 6 üzeri 2 eksi x yazıyor. Ben buna bir operasyon yapıp yukarı çıkartabilirim. Bu da, o zaman bana bu 6 üzeri x eksi 2 olur. İkisi de aynı olur. İlerleyelim dayı. Evet. Evet. Yaptık operasyonu. Sonra 2 tane 6 üzeri x eksi 2 oldu burada. Yazalım. Evet, 2 tane 6 üzeri x eksi 2. Bunlar sadece 6 üzeri x eksi 2 36. Bu da 6'nın karesi zaten. X eşittir 4 bulunur burada. Değil mi? Evet. Veya x eksi 2'ye 2 yazarsın. X eşittir 4. Ondan sonra götürüp burada yerine yazarsın. 4 eksi 2 üzeri 1 olur burası da. Evet. 4'ten 2 çıktı. Cevabımız 2 bulunur. Evet. Yani burada bize dediğin şey dayı, 1 bölü 6'yı ben 6 üzeri eksi 1 yazarım diyerek işi bitirdim. Ya. Gayet güzel. Direkt 6 üzeri eksi 1, ondan sonra da yüreğinin götürdüğü yere kadar gittin zaten. İşlemin sonucu kaçtır? 0,125'in 4. kuvveti. Öncelikle ben bu adamı 125 bölü 1000 şeklinde yazarım. Üzeri 4. Bu adamı 25 bölü 100'ün eksi 4'ü. Bu adama zaten bir şey yapmaya gerek yok. Yok. 105'i 1000'e böldüğümüzde, daha doğrusu sadeleştirdiğimizde 1 bölü 8 üzeri 4. Burası 1 bölü 4 üzeri eksi 4. Burası da aynen duruyor. Şimdi baktığında herkes aslında 1 bölü 2'nin bir kuvveti değil mi? Evet. O zaman bu 1 bölü 2'nin küpü 4 ile de çarpıp 12 yazdık. Bu 1 bölü 2'nin karesi 2, ya kare 2 demek zaten. Eksi 4 ile çarparsam 1 bölü 2'nin eksi 8'i. Bu da 1 bölü 2'nin eksi 2'si. Bunlar kardeş, üstleri çarpım durumunda toplanır. 1 bölü 2'nin karesi olur. Çünkü 12'den 8 çıktı 4, 4'ten 2 çıktı 2. Bu da 1 bölü 4 bulunur cevabımız. İfadesinin sadeleşmiş biçimi nedir? İsteyen 2 üzeri x parantezini alır çözer, isteyen x yerine değer verir. Biz burada x yerine 3'ü koyduk. O zaman dayı burası ne olur? 2 üzeri 6, burası 2 üzeri 1, 2 üzeri 0, 2 üzeri 5. 2 üzeri 6 64, 2 üzeri 1 2, bu 1, bu da 32. 66 bölü 33'ten cevabımız 2 bulunur. Bence pratik bir metottur bu. M ve N sıfırdan farklı reel sayılardır. 2 üzeri M eşittir 3 üzeri N olduğuna göre 8 üzeri M bölü N ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. Önemli bir soru. Şimdi M bölü N sorulduğunu için benim aslında bunun kafasını N'ye bölmem lazım. N'ye bölmem lazım. O zaman geliyorum üstleri N'ye böleriz. Hemen bölelim. 2 üzeri M bölü N, 3 üzeri N bölü N. Dayı bunlar birbirini götürür. Bir. Demek ki 2 üzeri M bölü N 3'e eşittir değil mi? Evet. Üstü 1 olur. 3 üzeri 1'den 3. 2 üzeri M bölü N 3. Bu 8 üzeri M bölü N
Bu adamın küpü değil mi? Diğer tarafın da küpünü almak zorundayız. O zaman buranın da küpünü alırsak cevabımız 27. hemen 27 olur. Yani böyle durumlarda arkadaşların böyle şu şekilde düşünmesi lazım. M bölü ne? Arkadaş, o zaman ben bunun kafasını neye bölürsem burayı da neye bölerim demeli. Yakın zamanda çıktı bu tarz. Tabii. Olduğuna göre x kaçtır? Yine basit bir soru. Hemen bunu biz 25 bölü 100'ün x eksi 3. kuvveti, burayı da 125 bölü 1000'in x artı 2. kuvveti dedik. Dayı bir sadeleştirme yaparsam burası 1 bölü 4 x eksi 3, burası da 1 bölü 8'in x artı 2'si. 1 bölü 4 dediğim adam 1 bölü 2'nin karesi x eksi 3, bu da 1 bölü 2'nin küpünün x artı 2'si. Cazibeye dayanamadı, çarpıldı. 1 bölü 2'nin 2x eksi 6'sı, burası da 1 bölü 2'nin 3x artı 6. Altlar eşit. Üstler eşit. O zaman 2x eksi 6 eşittir 3x artı 6'dan. Buradan x eşittir eksi 12 bulunur. Denklemini sağlayan x reel sayıların toplamı kaçtır? Kaç durum vardı dayı? 3 tane durumumuz vardı dayı. Evet. Bu durumları inceleyelim. Teker teker söyler misin? Teker teker söylerim dayı. X eksi 2 sıfırdan farklı bir sayı olmak. Burası sıfırdan farklı, burası sıfır. Sıfır olabilir. Tamam, bu birinci durum. Bu birinci durum. Başka? X eksi 2 1'e eşit olur. Güzel. Üstü herhangi reel olsun. Reel olur. Üçüncü durum? Üçüncü durum yine x eksi 2. Eksi 1'e eşit olur, üstü çift olur. Çok güzel. Yani bu durumlar değil mi? Birinci durum a 1'e eşit olsun, üst reel. İkinci durum a eksi 1 olsun, üstü çift olsun. Üçüncü durum a 0'dan farklı olsun, üst 0 olsun. Yapalım o zaman. X eksi 2 eşittir 1, x eşittir 3. Yukarıda reel zaten. Dolayısıyla bu olur. İkinci durum. X eksi 2 eşittir eksi 1. Buradan x eşittir 1 çıkar. Lakin bu 1'i alıp yukarıya yazacağız. Çünkü yukarıyı çift yapmak zorunda. 1'i evet. Yazdığımız zaman 1'den 4 çıktı eksi 3 olur. Maalesef bu çift olmadığından kusura bakmasın bunu alamayız. Olmaz. Gitti. Üçüncü durum, yukarısı sıfır olsun ama aşağısı sıfır olmasın. X kare eksi 4 sıfır eşitlediğimizde x artı eksi 2 buluruz. Ama bunlardan 2 denilen adam paydamızı yani buramızda sıfır yapıyor. Kusura bakmasın x 2 olamaz. O zaman eksi 2 olur. Dolayısıyla olanlar kim? Velhasılı kelam x 3 olur, bir de eksi 2 olur. Bizde de toplamını sormuşsa da cevaba 1 deriz. Bu 3 tane durumu arkadaşların çok iyi bilmesi gerekiyor. Evet, şimdi bu soruya bakalım. X ve Y birer tam sayıdır. 5 üzeri 2X artı Y eksi 10 eşittir 9 üzeri Y eksi 4. Olduğuna göre X kare artı Y kare toplamı kaçtır? Dayı, 5 ile 9 arasında nasıl bir ilişki var? Dayı, aralarında asal 2 sayı. Aralarında asal. Yani biri birinin kuvveti mi sence? Değil. Mümkün değil. Mümkünatı yok. O zaman 5'in hangi kuvveti 9'un hangi kuvvetine eşit olur sence? Sıfır olması lazım üstlerim. Başka kurtuluş yok diyor. Yok. 5 üzeri 0 1 olur, 9 üzeri 0 1 olur. Ben de seni tebrik ediyorum. O zaman 5 ile 9 aranda asal olduğundan sadece bu durum vardır. 5 üzeri 0, 9 üzeri 0 durumu. Dolayısıyla o zaman 2x artı y eksi 10 0, bir de y eksi 4 eşittir 0 diyeceğiz. Evet. Alttaki denklem daha kolay. Hemen y'yi 4 bulduk. Evet. 4'ü gider burada yerine yazarsak x'i 3 bulduk. Bizden de x kare artı y kareyi soruyor. Dolayısıyla cevabımız 3'ün karesi artı 4'ün karesinden 25 olur. 5'in karesi olur o da. O da 3, 4, 5 üçgenim olur diyorsun. Evet. Şimdi burada mesele şu. Arkadaşların çıkartacağı ders birbirleriyle aralarında asal ise tepelerinin 0 olması gerekti. Evet. İşlemin sonucu nedir? Karma karışık gibi gözüken bir soru ama çok rahatlıkla çözeceğimiz bir soru. Ben böyle sorularda sonuç artı mı eksi mi önce ona dikkat ederim. Şimdi bir beraber analiz edelim dayı. Eksili bir ifade var. Parantezin dışında tek var. Evet. Bura bir defa eksi. Eksidir. Bura zaten artı. Eksinin içeriden çifti var. Burada eksi. Eksi olur. O zaman eksi artı eksi. Yukarının yok. Çarpımı artı, artı yaptır. Olur. Aşağı iniyoruz. Eksinin teki eksi. Eksi. Bu artı zaten. Eksinin çifti artı. Artı artı eksi. Eksi. Aşağısı da eksi oldu. Eksi olur. Yukarı artıydı. Artı bölü eksi. 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 Bir defa cevabın hemen eksi olduğuna kanaat getirdik. Şıklarda artı olanları hemen eledik. Eledik. Ondan sonra da cazibeye dayanamaz muhabbeti. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. 2. 2. 4 ile topladım. 6. 6. 6 ile topladım. 12. Yukarıda 12 var. 5 ile eksi 2'yi topladım. 3. 3. 3'ten 2 çıktı. 1. 1.
Yukarıda ne vardı dayı? A üzeri 12 vardı. 12 vardı. Aşağıda da 1 vardı. 11 olur. Bölüm durumunda da çıkartma var. Evet. O zaman 12'den 1 çıktı 11. A üzeri 11 ama cevabım eksi 10'su lazım. Olmuş. Şimdi bunları da gösterelim. Eksi koyduk, cazibeye dayanamadı, çarpıldı 2. Ya buradaki sıkıntı şu ama. Hani arkadaşlarımız şunu yapabilir. Önce cazibeye dayanamaz, hocam bununla bunu çarptım 2. Eksinin de çiftinci kuvveti artıdır derse bitti. Yanlış olur. Burada önemli olan önce karar ver. Bunun sonucu eksi mi artı mı? İşte matematiğin tehlikeli yanlarından bir tanesi bu. Yani önce karar mı verdim eksi, sonra çarptım 2, eksi a'nın karesi. A üzeri 4, burası zaten eksi a üzeri 6, bu da zaten eksi, bunu yazdık. Bu da eksinin parantezin dışında çift olduğu için kendisi artı, üzerinde eksi var. Yukarısı 6, 12, aşağısı da 1. Birbirine böldüğümüz zaman çıkartma yapıyorduk, eksi a üzeri 11 olur. Olur. Yani kafadan da yapılabilecek bir soru. İşleminin sonucu nedir? Dahi çarpım durumunda üstler toplanırdı. 27 tane varsa o zaman direkt söyle orayı. Eksi 3 üzeri 27 olur. Eksi 3 üzeri 27. Alt tarafta da toplama var. 9 tane varmış. O zaman 9 çarpı 3'ün karesi. 9 çarpı 3'ün karesi. Bu zaten eksinin tekinci kuvveti olduğundan eksidir. Eksidir. Bu 9 3'ün karesi. 3'ün karesi de burada var. Kardeşler üstleri toplanır. 3 üzeri 4 olur. Bölüm durumunda da çıkartma yapılır. Eksi 27'den 4'ü çıkarttım. 3, 23, eksi 3 üzeri 23 cevabımız olur. İfadesinin eşiti nedir? Ne yaparsın dayı? Dayı bakarım burada bir 1 bölü 2 üzeri x eksi y eksi 1, 1 bölü 2 üzeri y eksi x eksi 1. Buna ben değer veririm dayı. Bravo. Ben de değer veririm. Şimdi gidip de burada işte bunu ters çevirmem lazım, yok buna benzetmem lazım, ne gerek? Uğraştırır. Bu tip sorularda değer versek daha iyi olur. X'e 3, Y'ye 2 koyduk. Gidip şıkta bakarız. Tabii ya. X'e 3'ü Y'ye 2 koyduğumuz zaman böyle oluyor. Burayı hemen yapalım. 3'ten 2 çıktı 1, 2 üzeri 1, 2, 2'den 1 çıktı 1, 1 bölü 1. Burası da dikkat edersen 2'den 3 çıktı eksi 1, 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 yapar değil mi? Evet. 1 bölü 2 eksi 1. Sonra burası zaten 1'di. Burası da eksi 1 bölü 2 yapar dayı. Evet. Şurada döndü. 1 eksi 2 o da eksi 1 olur. Şıkları da gider eksi 1 neredeyse işaretleriz. M ve N doğal sayılardır. 64 üzeri M çarpı 125 üzeri N çarpımı 25 basamaklı en küçük doğal sayıya eşitse M bölü N nedir? 25 basamaklı en küçük doğal sayı kimdir dayı? 25 basamaklı en küçük doğal sayı dayı 10 üzeri 24. Bravo. Çünkü 24 tane sıfırı var. Var bir de biri, bir de biri var. 25 basamaklı. O zaman yapalım. 25 basamaklı en küçük doğal sayımız 10 üzeri 24'tür. Evet. 64 üzeri M çarpı 125 üzeri N ifadesini 10 üzeri 24'e eşitleyeceğiz. Eşitleyeceğiz. 64 2'nin 6. kuvvetiydi. 2 üzeri 6 M. Bu da 5'in 3. kuvvetiydi. 5 üzeri 3 N. Bura ayrılmış. Şu adamı da bir ayıralım değil mi? Yani. 10'da 5 ve 2 diye ayrılmaz mı? Ayrılır. 5 üzeri 24, 2 üzeri 24. Bitti artık soru. 6M 24'e eşit. Hatta buradaki 24'e çünkü ikililer değil mi? Evet. 3L de o da 24'e eşit. Evet. Dolayısıyla M buradan 4 çıkar, N de buradan 8 çıkar. M bölü N nedir diyoruz yarım. De cevabımız da 1 bölü 2 yani yarım olur. B'nin A türünden değeri nedir? Burada ne yaparsın dayı? Dayı bu da biraz karmaşık göründüğü için değer vermek isterim. Evet. Ya zaten böyle birinin türünden değeri nedir? En sadeleşmiş hali nedir? Bütün o sorularda değer vermek bizim hayrımıza olur. Ya. K yerine 1 dersek A 10 olur. Buraya 1'i dersek 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5. 1 eksi 1 bölü 5'ten de 4 bölü 5 olur. Şıklar gelecek önümüze. Evet. A artı 4 bölü artı 5. Şimdi bunu uyguladığımız zaman dayı, bunu sen uygula dayı. Bunu uygulayalım dayı. Şimdi A 10'muş, buraya 10 yazıyorum. 14 daha 14, 6 da yine 15 oldu. 14 bölü 15 oldu. Olamaz. Neden evet. Olamaz dayı? B'nin A türünden değeri bu olamaz. Çünkü yerin aynısı. Çünkü biz A yerine 10'u koyup 4 bölü 5'i bulacağız. 5'i alıyoruz. Evet. Şimdi burada A yerine 10 koyduğumuz zaman 10'dan 5 çıktı. 5 bölü 10, 1 bölü 2 bu da olamaz zaten. C'ye bakıyorum. 10 koydum. 10 bölü 5'ten 2 olur. Bu da zaten olamaz. D şıkkı 6 bölü 5 olamaz. E olur dayı. Evet. Bakalım 4, 5, 4 bölü 5 E şıkkı doğru yazmış. Evet. İşte çoğu insanın boş bıraktığı soruyu halbuki bir K yerine 1 deyip ya da X, Y neyse
değere verip çok rahatlıkla çözebilecekleri soru. Bir tane soru kimi yerde 20 bin insan değerindedir. Evet. Olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Dayı, bura önemli. Mat 2'de de bunu söylüyoruz. Söyleyeceğiz daha doğrusu ileride. Eşitsizliklerde. Şimdi öncelikle 2 bölü 5 sorumuz böyle değil mi? Evet. Burası da 5 bölü 2. Ben 2 bölü 5'i ters çevirip 5 bölü 2 diye yazıp üzerine eksi 1 koyma hakkımı kullanıyorum. Sebep neydi dayı? Sebebi birazdan gelecek dayı. 5 bölü 2'nin eksiyle burayı cazibeye dayanamayıp çarpıldı. Büyüktür burası. Şu anda bileşik kesir değil mi 5 bölü 2? Evet. Bu da bileşik kesir. Sebebi bu işte dayı. Basit adam huysuz, bileşik adam uyumlu olur. Şu an bu bileşik adam değil mi? Evet. Dolayısıyla uyumlu derken bura büyüktür ya. O zaman bunun kafası bunun kafasından büyüktür demek. Buraların uyumu buraya yansır. Evet. Eğer ben bunu 2 bölü 5 diye bırakıp burayı çevirseydim o zaman bunun kafası bunun kafasından küçüktür olması lazımdı. Evet. Allah muhafaza sınavda da unutabilirim. O zaman ben her zaman bileşik adam uyumlu olur. Bunun üzerine yola çıkacağım. O zaman eksi 2x eksi 4 büyüktür eksi x eksi 1. Buradan eksi 3 büyüktür x. Yani x eksi 3'ten küçüktür. Bize de en büyük tam sayı eksi değeri 4. soruluyor. Cevap da eksi 4 bulunur. 15 üzeri m artı 1 eşittir 5 üzeri m artı 2 olduğuna göre ifadesinin değeri nedir denilmiş. 3 bölü 5 üzeri 1 bölü m. Şimdi burada 15 hissediyorsundur 3 ile 5'in çarpımı olduğunu. 5. O zaman 15'i hissediyoruz ama önce burada ayırma yapılmış. Aynen. Biz de ayıralım o zaman. 15 üzeri m çarpı 15 eşittir 5 üzeri m çarpı 5'in karesi. Hemen o hissettiğimiz şeyi yapalım. Tamam. 3'e 5 değil mi? Üzerinde de dedeleri var. 3 üzeri m, 5 üzeri m. Bura 15. 5 üzeri m, 5'in karesi. 5 üzeri m'ler birbirini hemen götürdü. O zaman burası 3 üzeri m eşittir. Bu 15 de bunun altına gelirse 25 bölü 15. Bir sadeleştirme yaparsak 5 bölü 3 olur. Evet. Şimdi bunu bulduk. 3 üzeri m eşittir 5 bölü 3. Ama dayı dikkat ediyorum şurada 3 bölü 5 var. Evet. O zaman 5 bölü 3 bu adamsa 3 bölü 5 bu ters dönecek. O zaman bunun da kafasına bir eksi gelecek değil mi? O zaman yapalım. 3 bölü 5 3 üzeri eksi m olur. Evet. Bura dönerse bunun da üzerine eksi gelmesi gerekiyor. Evet. Sonra da bu 3 bölü 5'in yerine aha bu adamı yazacağım. Evet. Geliyorum diyorum ki kardeş senin yerine 3 üzeri eksi m'yi yazdım. M'ler birbirini götürdü. 3 üzeri eksi 1'den cevap 1 bölü 3 olur. Güzel bir soruydu. 5 bölü 3 orada 3 bölü 5 var. Seni çevirirsem bunun kafasına da eksiyi koyalım. Evet dayı. Hayırlı olsun. Şimdi bu konuda o başlangıçtaki ilk 10 dakikadaki özellikleri bilirse bir öğrenci geri kalanları rahatlıkla yapabileceğini görmüşlerdir. Zaten genelde. Benzer sorular devamlı çevirip çevirip öz size soruyor. Onun için öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum.